A Spor ekranlarından tekrar merhaba değerli izleyenler. Sabah Spor'unda 3. ve son saat dilimiyle tekrar karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz var son saatimizde. Taner Karaman bizlerle. Hoş geldin Taner. Hoş bulduk Demet. Nasılsın bugün? Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Geçtiğimiz hafta da yoktun. Evet, denk gelemedik sabah programında. Diğer saat dilimlerindeydim. Ama bu haftayı böyle güzel bir günde açmış olduk. Evet, güzel bir günde geldin. Hoş geldin diyelim tekrar. Hoş bulduk. İstersen Spor Toto Süper Lig'de 36. haftayla başlayalım. Çünkü bugün saat 20'de 7 karşılaşma aynı anda oynanacak. Tamam. Hemen programda zaten ekranlara geldi. Ben de hem sana hem de izleyenlerimize aktarmış olayım. Dediğim gibi saat 20'de 7 mücadele oynanacak. MKE Ankara Gücü Galatasaray'ı konuk ediyor. Biteksen Giresunspor, Trabzonspor mücadelesi var. Fenerbahçe Kadıköy'de Fraport Avantalya Spor'u ağırlayacak. İstanbul Spor Adana Demirsporla mücadele edecek. Kasımpaşa Korendon Alanyaspor deplasmanına gidiyor. Demirgrup Sivas Spor, Arabam.com Konya Spor'la kozlarını paylaşacak. Yukatel Kayseri Spor'da Babakars Fatih Karagümrük'le mücadele edecek. Medipol Başakşehir ve Hangi Kredi Ümraniye Spor'da hafta hükmen galip tamamladılar. Beşiktaş'ın bu hafta maçı yok. Haftayı bay geçen takım oldu. Heyecanlı mücadeleler var kuşkusuz ve tabii ki en önemli detay da Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse 23. şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Evet. Hepsi aynı anda olunca şimdi hangisini izleyeceğiz yani diye bir düşünüyorum. Şöyle bir baktım yukarıdan aşağıya. Hangi maç acaba bugün olmayabilirdi diye düşünüyorum. Karagümrük Kayseri Spor dışında bütün maçlar aynı anda oynanmak zorunda gibi gözüküyor. Çünkü şimdi Galatasaray hedef takım. Ankaragücü düşme hattıyla hedef. Giresun düşme hattı. Fenerbahçe liderlik, Antalya düşme attı, İstanbul Spor düşme attı. Kasımpaşa hani kurtardı bence kendisini ama yine aşağıyla ilgili matematiksel durumu var. Sivas Spor keza öyle. Yani her takımın hedefi olduğu bir hafta durumundayız. Bu da çok nadir gördüğümüz bir durum. Ve hani burada Karagümrük Kayseri Spor dışında tüm maçlar aynı anda oynanması çok doğru. Hangi maçı izleyeceğim dersen de hedefsiz maçı seyredeceğim bugün. Karagümrük Kayseri Spor maçında olacağım. Ama tabii kulağında bir yandan. Kulağımda da olacak. Gece yarısı eve döndüğümde de maçları tekrardan kaçırdıklarımızı izleyeceğiz. Yani bu gece bitmeyecek sabaha kadar. Ve keyifli bir maç günü olacak gibi gözüküyor. Peki şimdi az önce de bahsettim. Şampiyonluk bugün belli olabilir. Galatasaray şampiyonluğunu ilan edebilir ama tabii farklı bir senaryo bekliyor musun bu akşam özelinde? Ben bekliyorum biraz. Yani bekleyen taraftayım. Bu iş biraz son haftaya kalacak gibi geliyor bana. Galatasaray farklı da kazanabilir, Ankaragücü kazanabilir de. Öyle bir maç haftası ki Galatasaray'ın özellikle oyunu toparlandı. İyi oynamaya başladı. Birkaç tane oyuncu bir türlü toparlanamadı. O işte Oliveira gibi örneğin, Rashica gibi. Ama Ankaragücü de çok sağlam bir oyun oynuyor. O yüzden de bu maç Galatasaray'ın sahasında oynanıyor olsaydı bu iş bitti derdim. Ama Ankaragücü'nün sahasında o taraftarın önünde yani Ankaragücü buradan bir puan çıkartırsa 1 ya da 3 puan yani bir şekilde sahadan yenilmeden ayrılırsa iş son haftaya kalıyor. Tabii Ankaragücü deplasmanı zor ama şimdi son bir kaldı. Son 90 dakika Galatasaray'da bu anlamda farklı bir motive çıkabilir. Ama İstersen... Ankaragücü için de çok özür diliyorum. Tabii. Tehlike çanları da çalıyor. Çalmıyor evet, değil yani. Aşağıda da sıkıntıları var onların da. Kesinlikle. Galatasaray'la başlayacağız. Bir maç önü haberimiz var, ona bir gidelim. Değerli izleyenler, lider Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'ne konuk oluyor. Sarı Kırmızılar bu mücadeleyi kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Maç önü haberimiz geliyor ekranlarınıza. Evet, az önce de zaten maçın önemini aslında konuştuk. Bir şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray bu akşam saat 20'de. Ankaragücü tabii dediğin gibi düşme hattına yakın ve riskli takım konumunda bulunuyor. Ama kadrosuna da baktığımızda bu kadar aşağıda olmayı da çok hak ettiğini ben düşünmüyorum. İyi bir oyun sergiliyor çünkü hem kupada hem de ligde. İki takım adına bu akşam oyun anlamında beklentin nedir? Yani oyun olarak iyi bir futbol bekliyorum, onu söyleyeyim. Çünkü ne Ankaragücü korkak bir oyun oynayacak ne Galatasaray çekingen bir futbol oynayacak. Ama birbirlerini tartan bir ilk yarım saat geçirmemiz çok normal. Galatasaray burada bir şekilde mağlup duruma düşüp bunun stresiyle kalan dakikalar oynamak istemeyecektir. O yüzden de maç bir süre en azından dengeli gidecektir ama oyunun hem gidişatı hem de diğer taraftan Fenerbahçe maçının gidişatı da burada belirleyecek. Yani Fenerbahçe Antalyaspor karşılaşmasında olası bir Antalyaspor'un golü bu maçın da temposunu etkileyebilir. Fenerbahçe'nin golü de bu maçın temposunu etkileyecek. O yüzden de devre arasına kadar beraberlik bekliyorum. Devre arasında diğer maçın durumu... Golsüz beraberlik mi, gollü mü oldu? Yani golsüz beraberlik bekliyorum. Öyle dengeli bir oyun. Devre arasında diğer maçın akıbeti ikinci yarının biraz daha sistemini daha da netleştirecektir. Ama oyunun gidişatı biraz ikinci yarıda hızlı bir oyun gibi gözüküyor. Peki şimdi kadroya bütün oyuncular alındı. Herkes şu anda Ankara'da olacak. Şampiyonluk ihtimalini de tabii göz önünde bulundurursak tüm takımın orada olması ayrı bir hava. Twitter hesaplarından da bir paylaşım yaptı Galatasaray. Lider geliyor, lider diye. Tabii Ankaragücü'nün seyircisini biliyoruz. Çok kuvvetli bir seyircisi var ama Ankara'da dışarıda da büyük bir Galatasaray taraftarı var aslında. Yine o paylaşılan videoda ekranlara gelirse çok sevinirim. Yönetmenimiz buradan da rica etmiş olayım. Lider geliyor, lider yazısıyla Twitter hesaplarından da bir paylaşım yaptılar. Sanırım Metin Öztürk'ün bir açıklaması var. Bu iş bitti şeklinde. Evet. O bana da çok agresif bir söylem gibi geldi. Öyle ifade edeyim. Yani henüz bitmiş bir şey yok. Yani böyle asıl Galatasaray'a zarar verecek şey rehavettir. O havayı sağlamamak gerekiyor. Yani biraz böyle ikinci başkanlık seviyesinden bu iş bitti gibi söylemler biraz takım için negatif olabilir. Peki Galatasaray'ın şampiyon olması halinde nasıl bir hava bekliyorsun Ankara'da? Ankara'yı da İstanbul'da merak ediyorum. İstanbul'da biliyorsun stadyumun hemen yanında kurulacak dev ekran olmayacak bu karşılaşma sonrasında, yani karşılaşma sırasında, ama kutlamalar muhtemelen İstanbul'un her yerinde olacak. Hatta Türkiye'nin her yerinde olacak. Ve Galatasaray'da eğer ki şampiyonluk gelirse İstanbul'da yeni havalimanından inip bir şehir turu atar mı? O saatte emin değilim ama bir Florya turu olacaktır. Peki oyuncuları ve oyunu biraz konuşalım. Kazanan kadroyu bozmayı düşünmediğini biliyoruz Okan Buruk'un aslında. Son 3 maçtır da kazanıyorlar zaten. Aynı kadroyla çıkmasını bekliyor musun? Evet, yani muhtemelen öyle olacak. Dün Savaş Çorlu'da birlikte yayındaydık. Onun da verdiği istihbarat aynı kadro gibi gözüküyor. İşte Mustara, Boye, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan savunmada olacak. Torreira, Oliveira klasik artık merkez orta sahası Galatasaray'ın. Rashica, Kerem, Mertens, Icardi gibi gözüküyor şu anda. Muhtemel 11'imizde ekranlara geldi zaten, senin de bahsettiğin gibi. Evet, yani burada ne tablosu var? Buradan gelecek bir puan kaybı sonrasında sarı kart sınırında olan oyuncular var. Onların bir kere dikkatli olması lazım. İşte Kerem Aktürkoğlu, Icardi gibi, yani çok kritik oyuncular sarı kart sınırında bu karşılaşmada. O yüzden de olası bir kartlı bir günde, ki Volkan Bayars'tan bildiğim kadarıyla biraz kartı da seven bir hoca diye bilinir. Yani faul tahammülleri biraz düşük bir hoca olarak yorumlanır. Bu karşılaşmada Galatasaray'ın ağır yaralı olarak çıkmaması lazım. Evet. Fenerbahçe maçı biraz rahat geçsin. Icardi, Kerem, Rashica, Oliveira, Mertens ve Micho, yani derbide olması gereken isim. Evet, yani Micho hariç hepsi. Hepsini ilk 11'e yazarsınız. Kesinlikle. O yüzden de Galatasaray ağır yaralı çıkmaması lazım bu karşılaşmada. Yani puan kaybını yaşayabilirsiniz. 3 averajlık bir hakkınız var. Eğer olayı o şekilde Nef Stadyumuna taşıyacaksa Galatasaray yine şampiyonluğu elde eder. Ama burada işte çok kritik oyuncuların yokluğu Galatasaray'a bir Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanında yaşattığı tabloyu yaşatmaması lazım. Peki şunu sorarak merak ediyorum, şunu sorarak devam edeceğim. Şimdi tabii kazanan kadro ortada ve artık hepimiz birkaç haftadır direkt sayabiliyoruz bu 11'i. Sence biraz daha karşı tarafı hani sürpriz yapmak, şaşırtmak adına bir iki değişiklik yapılmalı mı Galatasaray'da? Bence yapılmaması lazım. Yani zaten burada ne yapabilirsiniz diye baktığımız zaman son haftaların formsuz oyuncusu Oliveira belki hoca tarafından kenara alınabilir. Hadi, ama Oliveira'yı kenara alsanız, Micho'yu oyuna soksanız onda sarı kart sınırı var gibi bir durum var aynı zamanda. Yani şu kadroda çok fazla değişiklik şansınız da yok. Şimdi Boye, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan dörtlüsü. Ligin en formda dörtlüsü durumda şu anda. Ön tarafa geliyorum, Torreira. Yani bu kadar ayakta kalabilen çok nadir oyuncu gördüm. Yani sezonun bu kadar devam ettiği ve 30-34 böyle bir maç periyodunda ayakta hala daha fiziksel olarak kalabilen ve girdiği neredeyse tüm ikili mücadeleyi bir şekilde kazanmayı başaran bir oyuncu çok az gördüm. Rashica, Kerem, Mertens de Rashica SOS veriyor. Oraya Barış Alper'i yerleştirme ihtimaliniz olabilir. Ama hafta arası antrenmanlarında hocanın yine Rashica'yı orada denediğini öğrendik. Yani Kerem'de de Mertens'te de bir değişiklik olmayacak gibi gözüküyor.